Efendim bir kez daha merhaba. Bu haftaki konuğumuz çok önemli, çok usta bir isim. Kendisi Türkiye'de yaşamıyor. Onun için kendisine Paris'ten bağlanıyoruz. Sevgili Utku Varlık bizimle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyorum. Yani malum virüsle beraber yaşayan bir kaos. Dünyaya özgü büyük bir diyelim ki dünyanın sonu mu değil mi bilmiyoruz ama o büyük bir merakla bekliyorum ne olacak. Yani, umuyoruz ki yeni dünyanın başlangıcı olsun. Sonu olmasın da daha güzel günlerimizin. Ama çekip gidip dünyayı çekip bir füzeye binerek başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Bilmiyorum ne yapacağız. Yani aslında bir yeni bir gezegen bulup bir şey bulup oraya. Yani insanın mesela evini terk ettim gideceği ikinci bir yer olması lazım değil mi? Yani otelde kalabilirsin belki. Ama bizim eğer bu dünyayı terk edersek kalacak otelimiz bile yok. Başka doğru. Onun için yeni bir bilince ihtiyacımız var belki de. Evet, evet. Benim son yaptığım sergi Bozlu Ar Project'teki sergi İstanbul'da geçen Mart'ta açılmıştı. 3 Mart'ta açıldı. 10 Mart'ta virüs nedeniyle kapandı sergi. Sonra yazın birkaç ay daha açık kaldı. Bu serginin ismi Sanrı. Sanrı Alüsinasyon. Ve bilmeden ben bunu yani böyle bir şey olacağını tasarlamadan böyle bir isim koymuştum bu serinin ismi. Şey. Yani aslında şu anda yaşadığımız bir sanrı. Ve ondan mutluyum. Çünkü neden mutluyum? Çünkü ben bir şey gördüm gibi geldi. Bana bir mesaj geldi galiba diyorum bazen. Yani o sanrı, yani sanrı dediğimiz olan şu andaki varoluşumuzdaki büyük bir şey. Bir boşluk. Boşluk mu diyelim? Yani bir sisteyiz. Bir takım böyle bir gemi düşünün. Bir sisteyiz. Hiçbir şeyi görmüyor. Alarmlar. Bir takım sesler geliyor fakat hiçbir şey görmüyoruz. Aynı şekilde şu anda. Yaşantımda şöyle bir olay var. Bir yerde bir gizem var ortada. Bir gizem var. Benim resmime asıl sinen olan o gizem. Yani bugün resmi her tarafa çekiyorlar. Yani sanat tamamen büyük bir kabuk değiştirdi. Kabuğunu attı. Bize bir şey empoze ediliyor. Bu empoze edildiği yerde hiçbir gizem, hiçbir şekilde bir sihir, hiçbir büyü yok. İşte sanattaki asıl büyük virüs sanatta. Sanatta şu anda güncel sanat, contemporary dediğimiz olayda. Hı-hı. Aslında virüsün üçüncü devresini yaşıyor bu. Hocam bir bölüyorum, oraya geleceğim. Bu konudaki görüşlerinizi de biliyorum aslında. Çok da merak ediyorum cevaplarınızı. Ama şimdi birazcık sizi tanıyarak derken tabii ki sizi tanıyoruz. Ama mesela daha gizli bilgiler arıyoruz sanatçılarımıza dair. Çocukluğuna dair sanatçılarımızın. 1942'de doğdum dediniz ama nasıl bir eve doğdunuz? Nasıl bir aileye doğdunuz? Birazcık oradan bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ilginç. Ben Bolu'da doğdum. Babam edebiyat öğretmeni. Ve annem öğretmen. Çok laik bir cumhuriyet. Yani o günler yaşadığımız. Bolu. Birçok çok okul olan, çok laik bir kent. Yani demek istediğim şu, ben bunun, babam aynı zamanda Halk Evleri Genel Müdürlüğü yaptı. Bütün buna baktığım zaman çok başka bir ülkedeyim. Başka bir yerdeyim. Yani o yılların Ankara'sını düşünenler sanki bir Bauhaus mimarisiyle granitten kurulmuş, akıl almaz temiz, güzel bulvarlarıyla, o böyle üniversiteleri, anıtlarıyla böyle bir kent düşünürler. Bunu bugün sizin kuşak bunu düşünemez. Çünkü ayrıca fotoğrafa baksak da bakıyoruz fakat fotoğraf hiçbir şey vermiyor. Onu görmek gerekirdi. Yani orada doğduğum zaman, ben Bolu'da doğduğum zaman, Bolu böyle bir kent. Babam edebiyat öğretmeni, kendi parasıyla dergiler çıkartan, şiir dergileri, edebiyat dergileri çıkartan iki tane dergisi vardı. Duyuşlar ve Büyük Su. Bunda
şiirlerini yayınlıyor. Arkadaşları yazılar yazıyor falan filan. Benim halam çok ünlü bir avukattı. 1944'te Adalet Bakanlığı'na verdiler. Çünkü harf süresince. Çok entelektüel, çok ilginç bir kadın. O çok sosyal, çok ilginç yazılar yazıyor. Yani o zaman şöyle bir olay var. Yani solculuk, komünist, yani entelektüellerde anlatabiliyor muyum? Bit aramak gibi böyle anlatabiliyor muyum? Şeylerin daha başlamadığı yıllar. Daha sonra başladı çünkü yavaş yavaş alarmlar çaldığı zaman bir komünist olmak, yani düşünmek komünist olmaktı falan filan. Yani aslında o şey 1946'lara doğru geldiğimiz zaman. Demek istediğim şu, böyle bir şehirde, böyle bir şeyde yaşadığım zaman bizim evimiz kitap doluydu. Babam öldüğü zaman 3000 kitap vardı evde. Yani ben kitaplar içinde ve bu adam o zaman o yılların yalnızlığını yaşıyordu. Yalnızlık dediğimiz olay, yalnızlık nedir biliyor musun? Müthiş bir şeydir ya. Çünkü hiçbir şekilde ilişki yok. Bugün canımız sıkıldığı zaman bakıyorum otobüste Afrikalılar ta Afrika'yla konuşuyorlar bütün otobüs boyunca. Yani şöyle bir şey var, yalnızlık ve nostalji bitti. Bitti diyorum. Yani bir yerde şöyle bir şey var. Yani bir diyor ki dostum Edip Cansever, bir insanın ötekine verebileceği en güzel şey diyor yalnızlıktır diyor. Çok yani o yalnızlığı biz babam o yalnızlığı yaşıyordu. Biz bunun farkında değiliz çünkü o zaman bütün Bolu eski ahşap evleriyle kendiliğinden 1000 kişi, 1500 kişilik bir kent, kırlar bilmem ne, bütün gün bahçelerdeyiz, bütün gün ağaçlardayız, efendime söyleyeyim eve girip çıkıyoruz, kedilerimiz, bahçelerimiz, meyve ağaçlarımız, bütün bu şekilde her gün, önceleri 2 günde gelirdi, sonra her gün gelmeye başladı. İstanbul'dan ve Ankara'dan otobüsle gazete gelir, gazete beklenirdi, gazete. Bir tek devlet radyosu vardı, oradan devlet radyosunun tek ilişki kuracağımız, dışla ilişki kurabileceğimiz bir organ, böyle bir şey yaşıyoruz. Fakat bir korkunç güzel bir çocukluk yaşadık. Çünkü bu çocukluk nasıl biliyor musunuz? Çocuklukta ufuk çizgisi var ya, ufuk çizgisi dediğimiz bir olay. Ufuk çizgisinin ötesini bilmiyoruz. Biliyoruz gazetelerden efendim, Vietnam'da Fransızlar savaşıyor. Ama bize bu haber bir sene, bir ay sonra geliyor. Yani aslında hiçbir şekilde aktüel bir şey yok. Böyle bir şekilde yaşıyoruz. Aslında çok güzel. Neye sığındık biz o zaman? Ben neye sığındım? Abim, biz kitaplara sığındık. Kitaplara sığındık. Ben Zero Hipotez kitabımda anlattım bunu. Anlattım. Yaz ayları bizim kitap okuma için çok daha elverişli, güzel aylar. Ama normal olarak okul olduğu zaman da ben istediğimi okurdum. Yani aslında ders kitabının ötesinde. Benim hayal ettiğim yer John Steinbeck'in Salinas, Amerika, Kaliforniya falan oralarda. Onun kitaplarıyla kendime müthiş bir şekilde bir biyosfer kurmuştum. Sanki orada yaşıyormuşum gibi. Abim İngiliz polisiye romanlar severdi, böyle o zamanki Londra, efendim Sisli Londra. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? Abim Londra'ya gitti, ben Paris'e geldim. Ben Amerika'ya gitmek istiyordum. Yalnız şöyle bir şey var, ben bu devlet bursu kazandığım zaman sordular nereye gitmek istiyorsun falan filan, yani bir seçme olanağımız vardı. Amerika demedim. Neden Paris dedim? Onu her zaman kendime soruyorum bir yerde. Çünkü Paris'te bizim o ressamlar falan vardı. Belki onun için Paris dedim bir yerde. Sonunda pişman oldum. Çünkü pişman ama oldum. O dönem zaten gidenler ya Paris'e ya Almanya'ya gidiyormuş. Değil mi? Öyle bir tercih. Hayır ama hayır, New York'a gitmek istiyorsanız yine gönderiyorlardı. Evet ama hani genel olarak oraları tercih ediyor. Oraya gidiyor. Yani çünkü gitmek gelmek kolay olur diye belki, bilmiyorum. Yani aslında tamamen Avrupalı olduğumuz için belki. Ve dediğimiz zaman zaten 1968 bitmişti. 70'ken biz 70'te gittik. 70'te gittiğimiz zaman böyle dağıtılmış bir Paris bulduk. Çünkü epey kavga dövmüş. Kaldırımları sökülmüş. Gittiğimiz yerde Akademi, Ecole de Beaux-Arts
gittiğim zaman afişler, efendime söyleyeyim, her taraf afiş, her taraf pis falan filan, böyle bir Paris bulduk. Yani şöyle bir şey, işte ben onu demek istediğim şey, biz o zaman biz geleceğimizi, yani bu kitap bizi kurtardı bir yerde. Hı hı. Kitap bir yerde sığındığımız bir yerde, kitap bir yerde bizim hayallerimizde, düşlerimiz, her şeyi bize verebileceğimiz şeydi. Yani bu nedenle böyle bir çocukluk, bu çocukluğu yaşadık. Liseyi nerede okudunuz? Liseyi, şimdi şöyle çok ilginç bir şey, ben ortaokul bitirdikten sonra resim, bütün çevrem falan filan, bir takım resim filan yapıyorum, beni şey yapıyorlar, yüreklendiriyorlar, ama ben liseyi, ortaokul bitirdikten sonra akademinin lise bölümü olduğunu bilmiyordum. Ben liseyi enayi gibi yine Bolu'da okuduktan sonra, yani ben şey, hani o büyük şaşkınlık, yani böyle bir enformasyon bana birisi dese ki böyle bir şey var, o zaman boşu boşuna lise okuyacağım yerde, yani şeyde, devlet okulunda ayrıca akademiye giderdim. Benim bütün arkadaşlarım, bir sürü arkadaşım şeyden, yani Mehmet Güler yüzünden tutun da Oktay Anılan, Mert, bütün bu arkadaşlarım, onlar lise bölümündendi. Yani biz karşılaştığımız zaman, ben 61'de normal akademiye girdiğim zaman, onlar liseyden bitirip normal yüksek bölümüne geçmişlerdi. Çok şanslı bence, çünkü hiçbir şekilde fizik, matematik falan okumadan onlar anlamıyor musun? Tabii ki, bir sanatçı için büyük avantaj. Hayır, şöyle bir şey var, çok büyük bir avantajdı. Ve boşu boşuna o 3 sene benim şeydir, yani en karanlık günlerimdir bir yerde. Sonunda lise hocam beni yönlendirdi şeye, akademiye. Akademiye gitmeye. Fakat bu arada akademiye gitme olayında birdenbire annem buna karşı çıktı. Hiç farklı var. Çünkü her zaman beni destekleyen falan bir kadın. Dedi baban gibi, çünkü şöyle bir şey var. Benim babamın bir şair, bir çok duygusal yönleriyle falan filan. O zaman ne oluyor? Yani normal olarak o yalnızlıkta içki ve sigara. Kimse o zaman kolesterol bilmem ne falan diye böyle hastalıklar düşünülmezdi. Adam öldüğü zaman 47 yaşında öldü babam. Ama çok genç ölmüş. Ama 47 yaşında, ama kimse ona yani sigara içme, viski içme bilmem ne demedi falan filan. Annemin ondan büyük bir rahatsızlığı vardı. Yani babamın serseriliği gibi bir şey bu. Yani dağınıklığı gibi bir şey. Sen de öyle olursun. Çünkü bizde ressam olmak, tamamen serseri olmak, işsiz olmak, parasız olmak, yani para kazanamamak gibi bir şeydi yani bir yerde. Annem karşı çıktı. Dedi ki hayır, sen dedi bilmem ne, dedim anne yani şey var, ben de resim, o dedi başka, sen resim yaparsın dedi nasıl olsa kendi kendine. Ben de gittim yüksek matematiğe girdim ve yüksek matematikte okurken bir şey daha, biz zaten 3 kişiydik, 3 tane de asistan vardı ve çok, yani çok başarılı bir şekilde bitecekti olay, fakat o süre içinde bizim Laleli'deki fakültenin karşısında sanat tarihi fakültesi vardı. Sanat tarihi fakültesinde de İpşiroğlu, Eyüboğlu falan filan gibi çok güzel insanlar orada, hocalar, profesörler var filan. Ben onların konferanslarına filan gitmeye başladım. Bir gün dedi ki İpşiroğlu, dedi oğlum ben seni hep önde, beni dinliyorsun dedi. Sen bizim imtihanlarına girmiyorsun dedi. Dedim hocam ben karşı matematikten geliyorum dedim. Ya dedi bizim öğrencilerimiz gelmiyor beni dinlemeye. Sonra gitmiş Eyüboğlu'na söylemiş. Eyüboğlu dedi ki bana, ya ne güzel adamsın sen. Böyle hani merak adamı severim ben falan diye. Beni onun meşhur pazartesi geceleri vardı. Bütün entelektüellerin geldiği falan. Birkaç kez gittim. Orada Bedir Rahmi'yi tanıdım, kardeşi. Falan filan dedim, artık senin yolun dediler şey, akademi, yani artık kendini üzme bu matematikle falan filan. Yani bu şekilde kendime bir yol çizdim. O yol çizerken şöyle bir şey var. Çocukluğumun ve o yıllarda çocukluğumun bana verdiği o şey, o rahatlık, o güzellik, o merak. Gazeteleri okurduk, gazete okurduk. Sonra birdenbire edebiyat dergileri gelmeye başladı. Edebiyat dergileri, efendim akıl almaz bir şey vardı. Benim bütün arkadaşlarım çoğu tiyatro kurduk o yıllarda. Bir sanat edebiyat dergisi çıkarttık. Yani demek istediğim şu, o taşra bugün yok oldu.
Yani bugün baktığınız zaman aslında iki türlü şey var. Genellikle bütün o genç kısım, kesim olduğu gibi ellerinde iPhone'la katiyen kitap falan bitmiş vaziyette. Okumak, merak şeylere dağılmış vaziyette. Ve başka bir şeye girdik, başka bir boyuta girdik. Ben buna dördüncü ve beşinci boyut diyorum. İnsanda bu şekilde. Yani hala kitap yazılıyor, resim yapılıyor ve aslında mesela sinema olmadığı derecede korkunç. Yani sanatların içinde kendini kurtaran bence sinema. Doğru. Tiyatro yok oluyor. Neden yok oluyor? Çünkü tiyatronun bütün becerisini sinema aldı. Efendime söyleyeyim, görüntü sinemada olmadığı derecede korkunç. Her türlü olay. Yani şu anda karşılaştığımız zaman şu ekranda 5-6 yıl önce bir takım şeyler vardı. Piksel. Göremezdik bu kadar net. Ben ilk kez bir video aldım. O zaman sinemaya çok meraklıydım ben akademide. Bir ilk kez video şeyleri makineleri çıktığı zaman bir şey aldım. Sony yaptım. Fakat şu anda mesela bir farkla vardım ki grainli fotoğraflar şey piksel, yani bu büyük şey değil, bu varoluşumuzdaki o büyük netlik yok aynı şekilde. İşte bütün bu şeyler, bütün bu anlattığım şey, çocukluğun beslediği o büyük, bizi götüren o büyük nehir bir yere doğru akıyor. Aslında aktığı yer, aslında kendi kendimize yön verdik, yön vermedik bilmiyorum. Yani aslında demek istediğim şu, ben şöyle bir şeye inanıyorum. İnsan açıkça bir kader var. Yani kader dediğimiz olay, bizi götüren bir şey var. Hiçbir şeye inanmadan bunu söylüyorum. Yani ben ate bir adamım ve ailem de öyleydi. Fakat şunu söylüyorum, bir şey var. Ben telepatiye inanırım. Telepati müthiş bir şey. Çünkü biz büyük bir şekilde bir elektrik şeyinde, deşarjında olan bir şey. İnsan bu, o beyin denilen bu şey müthiş bir şekilde bir iletişim sağlıyor bir şeyler. Bizim gönderdiğimiz belki mesajlar var, ulaşıyor, ulaşmıyor. Fakat diyelim ki benim bir takım kişilerde, mesela benim eşimle olan hiç konuşmamıza gerek yok. Çünkü birbirimizle direkt olarak telepatiyle konuşuyoruz. Şimdi bütün bunlar geldiğimiz zaman, işte sanat öyle bir şey ki, sanat hani zorla güzellik olmaz sözünü ben Bedir Rahmi'ye söylemiştim atölyede. Dedim akademinin üzerine yazalım, kapısının üzerine. Zorla güzellik olmaz diye. Dedi reis, dedi sen kafayı kaçırmışsın. Dedi bunu eğer de Cemal Tolu, o zaman şeydi, resim bölümü başkanı, duyarsa seni okuldan atar dedi. Çok güzel. Fakat şöyle bir şey var. Yani demek, yani sanat öyle bir yer ki, yani aslında bilmiyorum, daha sonra konuşacağız bunu. Yani o bütün o bizim hayal şeylerimiz, bahçelerimizin kapısı o zaman açıldı bize. Ve sürüyor yani. Ben şimdi yine bir araya gireyim. Akademiyi hemen hızlıca geçmek istemiyorum. Çünkü çok önemli bir isimle çalıştınız, Bedir Rahmi Eyüboğlu'yla. Ben birazcık Bedir Rahmi öğrencisi olmak ne demek, nasıl bir şey, neler yaşadınız, birazcık ondan bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi akademi aslında bize resim her zaman çok sonra geldi. Asker ressamlar falan filan, bunlar tamamen şey pazar ressamları falan. Normal olarak biz cumhuriyetle beraber uyandığımız zaman o cumhuriyetin şeyinde olanaklarıyla, yani insan yetiştirmek, Türkiye'ye bir üniversite varsa üniversite hocası, akademi varsa ressam onu öğretecek. İşte ilk böyle o kuşak vardı. Bu kuşak 30 yıllarında Paris'e gönderiyorlar bunları bursla. Ve Paris'te o zaman her şey, herkes var. Normal olarak yani şey, yani resmin en şey, o volkan gibi kaynadığı yıllar, o şey 30 yılları. Ve resim çok şey. Bunlar giderek hepsi yani Bedir Rahmi dahil olmak üzere André Lhote diye bir adamın atölyesine gidiyor resim öğrenmek için. Yani bir takım özel atölyeler vardır şeyde, Paris'te. Bu André Lhote bugün ismini kimse Fransa'da bilmez. Bence üçüncü sınıf bir ressam.
böyle kübist, figüratif, çok böyle geometrik bir resim yaparak, bu şey olarak zaten adam şey. Ve bütün bunlar, yani Nurullah Berk'ten tutun, bütün hocalarımız bizim, yani 5 tane profesör vardı, atölye vardı. Hepsi, Bedrahmi dahil olmak üzere, Anderlecht atölyesinden gelmişlerdi. Ötekiler Anderlecht ne anlatmışsa onlar hayatlarının sonuna kadar o resmi yaptılar. Bakın Nurullah Berk'in resmini, Anderlecht'un yaptı, aynı. Cemal Tolu daha beter. Yani hiçbir şekilde özgür, desen, pentür, ya o bütün müzeler, o bütün şey kaynıyor ortalık. Yani anlatabiliyor muyum? Ben demek istemiyorum ki hapislerde yapmam ne yaptı, her şey açık bilmem ne. Fakat bilgi yoksunluğu vardır. Bir tek ondan kendini kurtaran Bedrahmi. Bedrahmi, onlar Anderlecht'un resmiyle dönüyorlar valizlerinde, yani kafalarında, varoluşlarında. Bedrahmi Dufi'yi severek dönüyor. Dufi. Ve bu Dufi'nin o böyle şey, böyle cevval şeyi var, anlatabiliyor. Onda Bedrahmi onu peyzajlarına, Anadolu'ya, o böyle efendime söyleyeyim Tophane'nin peyzajları vardır, çok güzel. O Dufi'nin o böyle büyük şeyi var. Yani büyük bir şenlik gibi bir resim bu böyle. O dönüyor. Fakat Bedrahmi'nin en büyük yanı merak. Bedrahmi'nin en büyük yanı çok iyi bir yazar ve şair olması. Yani demek istediğim her şey olduğu gibi. Yani size bir tek kapı gösteriliyor fakat öteki kapılar kapalı. Onları açabiliyor musunuz? İşte olay bu. Biz Bedrahmi'den, ben her zaman şunu söyledim. Yani Bedrahmi'den ben resim öğrenmedim. Resmi öğrenmedim Bedrahmi'den. Ressamlığı öğrendim. Ressam, sanatçı, ressam. Hani serseriliğin de karıştığı, her şeyin olduğu, merak bahçeleri olan, her şeyle ilgilenen, yalnız resim bittiği zaman şövalyesini terk edip sonra evinde yemeğe gitmeyen falan filan. Bunu şey yaptım. Bunun farkına vardı Bedrahmi. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz daha sonra yıllarda Bedrahmi. Fakat demek istediğim de ayrı bir şey var. Ayrı bir yol. Ona bir burs verdiler. Gitti Amerika'ya. Amerika'da bir sene kaldı. Bir sene sonra Amerika'dan o bütün o kendi güzel folklorunu yitirerek geldi. Rothko'yu falan filan sevmiş. Zaten her zaman geldi bize renk menk falan filan, böyle büyük bir şeyler oldu. Büyük bir çatışma oldu. Yani normal olarak o bize o, yani bir şeyi sevmek onu empoze etmek değildir. Ama bize empoze etmeye çalıştı bir yerde. Bildiği, herkes bildiğini yaptı, aslında mesele o değil. Fakat şöyle bir şey var. Bedrahmi çok yönlü, çok ilginç. Ötekilere göre tek adamdı akademide. Onunla her şeyi tartışırdık. Bilmediği şeyi, ya ben reis, ben bunu biliyorum, çok güzel bilmem ne falan, yani anlatabiliyor muyum? Birdenbire şey yapar, anlatabiliyor muyum? Birdenbire o konuyu kendi açardı, anlatamı kapatacağı yerde, anlatamı bilmediği bir şeyi filan. Mesela bir kez şey yapmıştım. Dedi ki herkes bir rengi savunsun dedi. Herkes bir renk seçsin ve onu savunsun gelip herkesin önünde, yani atölyede. Herkes bir şey yaptı falan, büyük şaşkınlık içinde. Ben de bu Moby Dick'te, Melville'in Moby Dick'te 10 sayfa beyazı anlatır, beyaz. 10 sayfa beyazı anlatıyor. Ben geldim onu okudum. Ve inanın Bedrahmi bunu, o kitabı, yani Moby Dick'i okumamış. Ve ondan habersiz adamın kafası düştü. Dedi ki, reis dedi, ya o olamaz. Dedim olur hocam. Dedim yani aslında, yani o Melville bu beyazı yaşamış. Balina beyaz ya. Yani o Melville'in korkusu, yani Moby Dick'teki Ahab'ın, kaptan Ahab'ın düşü bir beyaz, yani o fantom, o beyaz ve beyazı anlatıyor. Beyaz müthiş bir şey. Zaten yaşadığı, düşün, o böyle okyanus, o böyle grisinden beyazına, yani müthiş bir olay filan. Yani bunu
Böyle bir şey var. Yani bu bizim ilişkilerimiz bu halde. Yani güzel entelektüel, kültürel tartışmalar efendime söyleyeyim. Mesela diyelim Bedrahmi sinemayla hiçbir ilgisi yoktu. Sinemayla hiçbir ilgisi yoktu. Sinemayla ilgisi olan ilk bizim desen hocam Adnan Çoker'di. O yeni gelmişti Paris'ten. Biraz ukala falan filan. Onunla mesela sinema konuşurduk. Bedrahmi ile her şeyi konuş, sinema konuşma. Yani aslında kitaplar bilmem. Yani bizim akademimiz bizim için müthiş bir biyosferdi. Tekrar biyosfer diyorum. Çünkü bu bizi kurtaran olay. Yani doğa içinde başka bir doğa. Böyle bir şey kitaplar. Şu an nasıl buluyorsunuz akademiyi? Efendim? Şu an nasıl buluyorsunuz efendim? Çok yazık. Eleştirmek yani kimse o çocuklar alınırlar Antalyon bir yerde. Yapılan çıkandan gözüküyor ne olduğu. Akademi biz gittikten sonra ben dönmedim Paris'ten. Benim yerim hazırdı. Sabri Berker beni bekliyordu. Gravür ve litografi atölyesini bana verecekti. Ha, benim lisedeki hocam Fethi Kayaalp. Adını hatırlayamadım. Hayır, birdenbire gelmedi şeyde. Fethi Kayaalp şimdi 92 yaşında yaşıyor ve Bozca'da da yaşıyor. Ve her zaman ona saygı gönderiyorum uzaklardan. Fethi Kayaalp orada doçentti çünkü o normal olarak bir doktora falan yapmak gerekiyordu. Sabri Berker emekli olacaktı. Ben gelince direkt olarak akademiye ben alacaktım atölyeyi. Falan ben dönmedim. Fakat öteki bizim çok burslu vardı akademiden. Onlar döndükleri zaman kim bekliyordu biliyor musunuz onları? Onlar nefret ettiği adamlar. Mesela diyelim ki Özdemir Altan, Devrim Erbil onlar o süre içinde profesör olmuşlar. Ve Mehmet Güler Yüz ve ötekiler Cihat Aral bilmem ne gittikleri döndükleri zaman kimi görüyorlar karşılarında? O zaman doçent, asistan olanlar şimdi onların yüksek bölümüne, şeyine, yönetimine geçmiş vaziyette. Büyük bir şekilde şey oldu. Yani demek istediğim bir füzyon, bir birleşme olamadı. Bunlar çoğu akademiyi terk etti, kovuldu, bitirdi, bilmem ne yaptı falan filan. Akademi sonunda giderek üniversite olarak kabuğunu attı. O güzel kabuğunu attı. Kendisinin varoluşunu yitirdi. Varoluşunu yitirdiği zaman ondan sonra gelen öğretim üyeleri ona gerektiği gibi akademiyi, o bizim güzel yıllarımızdaki akademiyi götüremediler. Götüremediler diyorum çünkü şöyle bir şey var. Sanat öğrenimi çok, çok özel bir olay. Ben hep o akademi yıllarında bir Florence Akademisi'ni, Madrid Akademisi'ni düşledim. Her şeyi yaptım oralara gitmek için. Tabii parasızlık. Hatta İtalyanca öğrenmeye kalktım, İspanyolca öğrenmeye kalktım giderim diye. Yani 60 yıllarını söylüyorum, 60, 61, 62 yıllarında. Hep kafam gitmek oralara, dışarılara gitmek. Çünkü resmin öğretildiği güzel akademiler, bunları görüyordum, okuyordum, farkındaydım. Fakat olanaksızlıklar giremedim. Hep o akademiler bugün de çok değişti. Paris Akademisi'nde deseni kaldırdılar. Teknik dersini kaldırdılar. Çünkü kimse teknik kontemporary adına kimse teknik resim tekniğiyle desenle ilgisi kalmadı. Şimdi Paris Akademisi'ni söylüyorum. Yok. Hiçbir şey yok. Yani direkt olarak akademiye girip sulara akıtan bir apsire yaparak oradan çıkabilir. Yani bizde hala bir şey var anlatabiliyor muyum? Resim yapılma, yapılma falan ayaklı. Burada böyle bir şey yok. Burada tamamen öldürüldüler. Bir araya gireceğim. Bu hem temel sanat eğitimi hem de figüratif eğitim için şunu sormak istiyorum. Aslında şuna katılıyor musunuz? Sanatçı yolunu ne şekilde çizmek istiyorsa çizer. Yani finalde, sonunda video art da yapabilir, enstalasyon da yapabilir. Contemporary art diye tanımladığımız sanata da katılabilir. Ama sanatın temeli dediğimiz bu temel sanat eğitimini almak zorundadır mı diyorsunuz? Yoksa temel sanat eğitimini alsın ama diğerlerini de sanat olarak değerlendirmiyorum mu diyorsunuz? Hayır, hiçbir şekilde onları sanat olarak değerlendirmiyorum.
Çünkü şöyle bir şey var, bir video yapmak için boş video, yani aslında hiçbir görüntü olmuyor, videolar çekiyorlar filan, bir enstalasyon yapmak için resim böyle bir şey gerekir. Yani şöyle bir olay var, o tamamen saptırma. Kendi kendine bunu istediğini yapsın yani, veya inanıyorsa. Şöyle bir şey var, bugün niye bazı sanatlar acaba şiir, yani bizim düşündüğümüz enstalasyon falan gibi, o şekilde şiir değişebilir mi mesela? Şiir değişebilir mi? Değişemez. Şiiri başka türlü yazabilir misiniz? Yani şiiri sözcükler olmadan yazamazsınız. Aynı şekilde müzikte, müziği değiştirmek istediler modern adına. Değiştiremediler. Kimse dinlemiyor. Şu anda herkes barok dinliyor. Herkes dinliyor. Değiştiremediler. Olanaksız. Atonal müzik olamaz. Atonal müzik büyük bir gürültüdür bir yerde yani. Aslında olamadı. Olamadı. Aynı şekilde diyelim ki sinemada yeni sinema diye bir şey çıktı. O 50-60 yıllarında. Godard'lar bilmem neler falan filan. Ya da giderek kamerayı atarken düşersen bilmem ne yapar. Yani aslında böyle bir şey olmaz. Sinema olmadık derecede büyük bir içeriğiyle, diliyle, imajıyla, imgesiyle, görüntüsüyle korkunç bir şekilde kendini yeniden buldu. Yani bugün hiçbir şekilde bir sinema, yani sinemanın kalitesini şey yapmıyorum. Yani şu iyi, bu şu kötü veya şu entelektüel, şu boş, şu polisiye demiyorum. Büyük şekilde akıl almaz bir teknik anlatıma girdi. Yani, ama hikayeden de kopmadı. Hikayenin temel anlamı. Hikayeden kopmadı ve üstelik hikayenin tam bugün senaryo evet. En önemli olay. Senaryo olmayan film yok. Yani yok oluyor kendi kendine. Şimdi bütün bunları yaparken, ne durup dururken bir müzede resim, bir müzede aynı şekilde enstalasyon, video olamaz. Eğer bugün nasıl fotoğraf bir 7. sanat olmuşsa, bu yapmak istedikleri, bu kontemporanın şeyine geldikleri, onlar kendi müzelerini açsınlar ve onlara sana, yani onlar başka bir başka bir isim koyarak oraya girsinler. Onların müzeleri, onların şeyleri ayrı olsun, ama bunları resmi Pintür'ü öldürerek değil, Pintür'ü öldürdüler. Paris'te Pintür sergilen galerilerin hepsi kapandı. Pintür sergisi yok. Ben Twitter'da her gün bir şey yazıyorum. Bilmiyorum, ilgileniyor musunuz? Bugün yazdım. Bugün yine bir şey yazdım. Yani aslında şunu yapıyorum. Contemporary, bu büyük lobi öyle bir önem aldı ki, yani şöyle bir olay var. Bunu yatırımı yapan büyük milyarderler, yani onların üzerine benim blogumda yazdıklarımı okumak gerekir. Bu Fransız 2 milyarder bu sanatı contemporary yöneten onların şeyi, yani bunların elebaşısı. Onlar yönetiyorlar, ama bakıyorsunuz arkasında korkunç bir şekilde milyarderlerin büyük bir lobi var. Bunların hepsi contemporary'e yatırım yapmış ve yatırım yapıyorlar, bunu destekliyorlar. Soracağım ama şuraya bir açıklık getirmek istiyorum. Lobi dediniz ve çağdaş sanatla ilgili bir şey pompalanıyor şu an. Evet. Bunun ne zararı olur bize? Şu şekilde zarar oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu Türkiye'de bunu yapan, bunun kurucusu veya şey yapan paraca destekçisi Ömer Koç. Bunu Amerika'da okurken bunu şey yapmış, fakat bu hevesle gelmiş ve bu arteri falan filan şeyi, onu para oradan çıkıyor bir yerde. Şöyle bir şey var. Ben size diyorum ki mesela ben bir şaire diyorum ki artık şiir yazmayacaksın. Ne yapacağım? Sen o zaman kalem yontacaksın diyorum mesela. Daha şey konkre bir olay, şey somut bir olay. Aynı şekilde ressama diyorsun ki artık resim bitmiştir. Çünkü senin resmini sergileyecek galerim yok. Senin resmini şey, yani resim bitmiştir. Sen yani çok böyle eski bir şey yapıyorsun. Yani buradan senin değişmen gerekiyor. Ne yapacağım? Efendim şey, performans yapacaksın.
Performans, performans. Ne yaparsan yap. Ne yap? İşte, ama şöyle bir şey var. Benim bu yazılarımı yani blokumda yazdığım yazıları okumayan, çünkü ben bunlara yalnız bu anlatımda değil, örnek veriyorum. Yani Marina Abramovic'i Abramovic'i Türkiye'ye davet eden Sabancı Müzesi şunun farkına varmadı ki, bu kadını kimse istemiyor. Yani İtalya'da falan yok ortalarda. Fransa'da da yok. Niye bize geliyor bu kadın? İşte bizdeki snob. Korkunç bir snob. Yani Boris Vian'ın bir şarkısı vardır. Ben snobum diye. Bizde bir snobluk var. Korkunç bir olay. Şunu anlamak için yine soracağım. Bu süreç, yani sizin sanatçı adettiğiniz gerçekten klasik sanat üretmeye çalışan insanlara zarar veriyor, bir. Ama sanat severi nasıl etkiliyor, onu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü sonuçta ortaya konan bir dışa vurum var ve bu dışa vurumdan etkilenen, bir ondan bir fikir üreten, onun üzerine düşünmeye çalışan da bir sanatsever var. Yani aslında sanatın yapmak istediği etkiyi bir şekilde yarattığını düşünebilir miyiz? Hayır, düşünemeyiz. Şöyle bir olay var. Sanat her zaman empoze bir olay. Sanat eski çağlarda da empoze ediliyor. Çünkü onu destekleyen mesenler, efendim diyor ki mesela bir Rönesans sanatçısına, ben senin resmini alırım, resmin benim, her şey orada bitiyor bu şeyde. Yani ressam o zaman angaje bir şey, meslek, ressam olmak. Her zaman empoze bir olay. O zaman diyelim ki Vermeer, diyelim ki Vermeer'de resimlerini tutmuş, yine o şeyin, o kendisine sipariş veren zengin adamın şeyinde yani. Fakat Vermeer istediği resmi yapıyor. O adam onu alıyor, almıyor, o mesele değil. Fakat şöyle bir olay var. Bugün resmi dedi ki modern diye bir önce sözlük çıkardılar. Sonunda bu kontemporaneye döndü. Şimdi modern de kalkışoz da o bir değişiklik isteniyor. Yani bir can sıkıntısını dağıtmak gibi bir olay. Şimdi can sıkıntısını dağıtmak, yani resim yapmak can sıkıntısı değil bir kere. Bugün dediğim gibi resim bir anlatım. Resim, ama bir sıkıntı var ortada. Sanat bir ayrıcalık. Sanat bir ayrıcalık. Sanat ayrıcalığı şu. Bugün pentür eğer çok sıkıcı bir duruma gelmişse, pentürün olamamazlığıdır bunu yapan. Yani şöyle bir olay var. Bugün resim adına, resim ne zaman bizde bir mata oldu? 1970 yıllarının sonuna doğru. 75'te falan. Yani anlatabiliyor muyum? Ne zaman Türkiye bir şekilde ekonomik bir değişime girdi. Resim alınmaya başlandı. Birdenbire resime galeriler çoğaldı. Birdenbire herkes resim yapmaya başladı. Yani yüzlerce galeri açıldı şeyde. Şimdi demek istediğim şu. Yani biz her şey gibi, yani bunun da şey yaptık. Bunu da bıktırdık bir yerde. Yani bakmak ve görmek bir kalite, bir durum. Tamam mı? Resmi değerlendirmek. Resim nedir? Yani resim aslında şöyle bir resim, bir mesajdır. Resim bir sanat, resim de bir ayrıcalıktır. Sen hangi estetik duygular veya kaygılarla sunduğun bir olayı, o karşındaki adam sana o diyaloğa girecek bir yerde. Ben şu şekilde düşünüyorum bir yerde. Demek istediğim, bir iz sürmek diye bir olay var. Bu resim kendinden düşmedi bir yere. Benim resmimin arkasındaki şeyler, dekor da bir takım çok sevdiğim ressamlar var. Aslında bu bir oradan kaynaklanan, benim resimimle eğer bir ressam gelip ondan bir şey kapıyorsa, böyle bir iletişim var. Bir kendiliğinden olan bir iletişim var. Yani demek istemiyorum ki ben bugün durup dururken resmi öldürmek, resmi yok etmek, ressamı yok etmek, onun yerine başka şeyler koymak istekleri, bu istekler aslında genelde böyle bir şey olamaz, olmaması gerekir. Yani durup dururken
Arter diye bir sistem kurup büyük parasıyla bilmem neyle bir tapınak kurup kurduktan sonra sanat budur şeyine, öğretimine geçmek, gösterisine geçmek. Sanat hiçbir şey o değildir. Sadece şöyle bir şey var. Benim bütün bu şeylerde somut veriler bence çok önemli. Yani her zaman onu gösteriyorum. Twitter'de yine gösterdim şeyde. Bütün bu yapılan, bütün bu şeyler, enstalasyonlar falan filan, bütün birikimler. Mesela Fransa'nın 12 tane büyük modern müzesi var. FRAC diye, FRAC bunun ismi, bir sistem. Devlet sanatçıdan yaptıklarını alıyor. Ama işte onu yine birbirlerine veriyorlar, alıyorlar. Ayrı mesele. Bu neden, neyi desteklemek? Bu kontemporayı desteklemek. Kontemporayı desteklerken ne oluyor? Herkes devlete bir şey satıyor. Aslında sonunda bir farkına vardık ki o bütün kataloglar bende var. Ve o görseniz şaşırırsınız. Adam donunu bile satmış yani. Donunu satıyor. Yani biz sanat eseri olarak donunu bile satmış. Aslında mesela diyelim ki bunun örneklerini şey yapacağız. Fakat bunlar sonuç olarak ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar hepsinin müzede sergilenemez. Kaç yüzde? 2 sene önce büyük bir skandal oldu. Çıktığı zaman 300 bin tane depolarda çürüyen. Çünkü birbirlerini yiyorlar. Onların hiçbir zaman, yani demek istediğim için plastik, şeker, un, aklınıza gelen her şey var. Bunlar birbirlerine kendi otodestrüksiyon şeyine girmiş vaziyette. Yani müthiş bir olay. Korkunç bir şey. Yani bugün science fiction bir film yapmak istiyorum bu konuda. Yani bana izin verirlerse o depolara girmek izni. Şimdi bütün bunlar bu şekilde birikim sonucunda sonuç. Fakat ileriye dönük ne olacak? Leo Castelli aslında modern sanatı bütün bu şeyin büyük şeyidir, anlatabiliyor muyum? Adam bunun değnekçisi olan bu adam. Bir gün ne dedi biliyor musunuz? Bugün dedi ki bütün bu gördüğünüz kendi galerisinde, New York'ta galerisinde gördüğünüz bütün bu, bunların dedi 10 sene sonra bunlar çöptedir dedi. Her şey çöpe gidecek, bunu çok iyi bilin. Yani şöyle bir olay var. Bugün tutmuş bir hanım Arter'de büyük bir kaya, taş, blok sergiliyor. Böyle koymuşlar. Üstelik bir pencere, pencereden de Kasımpaşa gözüküyor. Neymiş o taş? O mavi taş. Neymiş? Bu arter kurulurken onun kazıdan çıkmış bu taş. Bu orada böyle bir camlar üzerine kurulmuş, böyle şeyler üzerine konmuş bir yerde sergileniyor. Bunun bir şey. Ya korkmuş bir şey. Düşünebiliyor musunuz? O pencereye baktığınız zaman arkadaki düşünebiliyor musunuz? O Kasımpaşa'yı. O Dolapdere'yi düşünebiliyor musunuz? Orada bunlar şeyi oynuyorlar. New York'taki Chelsea'yi oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz. Bugün şöyle bir şey var. Sanat ve insan. Sanat bir şey. Önce biz neyi öğreteceğiz? Neyi öğreneceğiz? Bakmayı öğreneceğiz. Bakmayı öğreneceğiz. Çünkü bakmayı çoktan unuttuk. Bakmayı çoktan unuttuk. Yani aslında resim ne? Resim aslında şey, büyük bir şekilde bir hayal. O hayal, İnsan o hayalini yitirdi mi? Hayır, yitirmedi. Gördüğünüz gibi sinema çok iyi şekilde gidiyor. Sanat dergileri, edebiyat dergileri gitmiyor. Çünkü edebiyatçının şair ne kazanıyor? Ne yapıyor? Bir şair nasıl yaşıyor? Düşündünüz mü onu? Yani bir şiir satılabiliyor mu? Bir şiir yayınlandığı zaman o dergi ona 10 lira mı veriyor? 50 lira mı veriyor? Onunla yaşayabilir misiniz? Bu Ömer Koç veya bir takım o şeyin Saha falan gibi bir takım şeylerin kurucuları, efendime söyleyeyim, Salt bilmem ne, Borusan, bu adamlar hiçbir şekilde ya biz bu paramızın bir kısmını da bu sanat, bu edebiyat dergileri var, bu şairler, bu yazarlar, bunlar nasıl yaşıyorlar, bunun farkında mısınız? Herifler, onların attıkları o 12 milyon dolar veriyormuş bu Arter için, o şey için, dergiler için onu çıkardı. Peki bu kadar, hani bu kadar konuşuyorsunuz, bu kadar yazıyorsunuz, çok önemli bir isimsiniz. Saydığınız isimler de çok önemliler, yani ağırlıkları olan insanlar. Hiç sizinle iletişime geçilip ya bu kadar konuşuyorsun, bir gel konuşalım gibi bir şey olmuyor mu? Benim saldırılarım, ben aslında hakarete kadar gittim yani sonunda. Saldırıma bir tek şey gelmedi. Bir tek yanıt gelmedi. Bir tek Twitter'de, bir tek Twitter'de beni izleyen 10 kişi, evet onu koyuyorlar, onu beğeniyorlar söylediklerimi. Onun dışında bir tek yanıt gelmedi. Bir tek yanıt. Ben aslında şöyle bir şey var, o polemik
ötesinde bunu bir tartışmaya açmak yani bir yerde. Yani 12 milyon dolar, 12 milyon dolar müthiş bir para. Şimdi ne o kime adam diyor ki orada açılışta Ferevi diye bir adam var oranın yöneticisi. Arterin kapıları diyor dışı açık. Arka kapısı Kasımpaşa, ön kapısı Dolapdere'ye. Birdenbire canım sıkıldı. Sen hiç Kasımpaşa'ya o kapıdan çıkıp Kasımpaşa'da yürüdün mü arkadaş? Sen öndeki kapıdan çıkıp Taksim'e kadar veya şey değil Tepebaşı'na kadar o Dolapdere'den yürüdün mü? Çünkü ben İstanbul'a geldiğim 2 sene önce bir taksiye bindim. Dedim ki şeyi görmek aşağıda bir galeri vardı şeyin Tunca diye sanat galerisi orada Eskici diye büyük bir bina var. Onlar yerleşti ilk kez oraya. Orada bir sergi vardı. Hatta benim resimlerimi falan aldı falan şey oldu sattı. Orada Tunca Sanat Galerisi'ne gidecektim. Taksiye bindim dedim şuradan iniverelim aşağıya. Ben yukarıdayım. Dedi ki şoför gidemem beyefendi dedi. Şimdi dedim. Dedi o söylediğiniz yerden inmek çok tehlikeli dedi. İş gittiniz mi şeye Dolapdere'yi aşağıdan yürüdünüz mü? Bilirim. Benim çocukluğum Beyoğlu'nda geçti ve çok iyi yani oraları. Ya adam gitmek istemedi. Ya dedim sen ya hayır dedim sen yani bir şey olursa ben şeyim falan zorla ikna ettim. Geçti ve geçerken bana gösterdi. Beyefendi bakın dedi. Bunlar insana benziyor mu dedi. Oraya yerleşmişler. Müthiş bir olay. Korkmuş bir şey. Daha büyük bir sefalet olamaz. Daha bir sefer denen, daha karanlık bir yer olamaz. O aşağı inen, Dolapdere'ye inen şeyler. Şimdi demek istediler, orayı Chelsea, New York'a benzetmek istediler. O büyük paralarla böyle snob galeriler açıldı. Dream Art diye bir galeri vardı. Dream Art böyle büyük şeyler, bir para var ortada, bir para dönüyor. Bu para döndüğü zaman bu para nereden geliyor? Bunu alanlar var biliyorum ama hepsi bu para alınan verilen ne alıyorlar öyle yani? Aldıkları nedir? Yani satılan alınan o şeyi göremiyorum. Yani büyük bir şekilde bir hiç var ortada. Bu hiç alınıp satılıyor. Yani olay bu. Burada bakıyorsunuz öbür tarafta bir herkes kıvranıyor bir yerde. Galeriler kapanıyor bilmem ne resim yok. Ya resim diye bir şey var. Onda öldürenler o konuya gelelim. Efendime söyleyeyim. Müzayede evleri. Her gün müzayede. Her gün müzayede. Her gün resim. Artık kimse bakmakla. Yani demek istediğim şu artık bakmak istemiyor. Ve şey benim resmimi koymayın demek yazıyorum yapmayın istemiyorum ama adam almış satıyor bilmiyorum yani bunu ne yapabilir. Resmi öldürdüler bıçakladılar arkasından. Ve demek istediğim şu resim ki çok az bir süredir yapılan çok yani yaşlı bir resmi şeye koyarsak resmi yapılma başladığı yani resmin oluştuğu yıllar mesela diyelim ki ben 70'te giderken Paris'e 70'te resim satılmazdı. Resim satılmaz, resimle yaşayamazdınız. Yani ya akademiye öğretim üyesi olarak gireceksiniz yoksa yani dışarıda resmiyle yaşayan bir tek Nuri İyem vardı. Nuri İyem sonunda abstre yapardı falan filan. Sonunda köylü kadın portreleri yapmaya başladı ve satmaya başladı ve resim böyle bir şekilde aldı gitti, başını aldı gitti. Ama her şey gibi bunun da yani şeyini çıkarttık. Yani suyu çıktı. Suyu çıktı bir yerde. Yani resim... Belki de sizin söylediğiniz gibi 8. sanat olarak ortaya çıkacak ve resim yine koltuğunda kalmaya devam edecek. Çünkü hani ya yok olacak ya başka bir isimle anılmaya başlayacak. Çünkü resmi yok etmek gibi bir şey söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Otodestriksiyon dediğimiz olay kendi kendini bitirecek bu olay. Bu kontemporary dediğimiz olay kendi kendini bitirecek. Yani bugün ne yaparsanız yapın o bugün eğer bir enstalasyon falan şeyinde gittiğiniz zaman bütün ne koyarsanız ne yaparsanız onlar yapıldı ve bitti. Yani bu işten sonra Joseph bu işten sonra hiç şekilde bu ben enstalasyon yapıyorum diyemezsiniz. Yani hepsi de kopya ona benzerlik falan filan. Yani daha öteki şeyler. Derim ki benim bu oturduğum bir sanatçı sitesi şu anda.
şey ressamların oldu. 38 atölye oldu. Bir parkın içindeyiz biz. Paris'te 15'inde. Burada 38 atölyenin içinde normal resim yapan, pentür yapan biz iki kişiyiz. Ötekisini saymıyorum. O da Güney Amerikalı bir ressamdı. Çekti gitti. Karısı oturuyor şimdi. Şimdi bir tek ben burada resim yapan bir tek bu 38 atölyenin içinde ben varım. Ötekiler ne yapıyor dediniz? Ötekiler ne yapıyor biliyor musunuz? Onlar işte dediğimiz gibi bu kontempora bir takım yerleştirme bilmem ne ıvır zıvır. Fakat onunla yaşayamadıkları için hepsi öğretim üyesi. Efendim okullarda bilmem nesine filan. O yapamadıkları olayı onlar öğrencilere öğretmek istiyorlar. Fakat hiçbir yaşama olanağı yok. Satamıyorlar, yapamıyorlar, kiralarını ödeyemiyorlar, bilmem ne yapamıyorlar ama oraya yani dümen suyuna girmişler. Bu büyük bir üçkağıt bu olay. Bunun dümen suyuna girmişler. Nasıl dümen suyuna girersin? Sonra şöyle bir şey var, bakıyorsunuz bir yerde ya kendi kendime söylüyorum ben hiçbir zaman resmi özlediğimiz yıllar derdim ben eskiden. Resmi özlerdik, tamam mı? Ben o yıllar, eski yıllar, böyle şey var, galeriler yok, şehir galerisi bilmem ne falan, bir sergi olduğu zaman giderdik. O sergi açanı yüreklendirirdik. Efendime söyleyeyim, şarap içerdik, bilmem ne yapardık falan. Yani böyle resmi düşlerdik. Resmi özlediğimiz yılları düşünüyorum ve sonra bugüne geliyorum bir yerde. Türkiye'de yaşadığımız bu çevrede herkes resim meta olduktan sonra herkes birbirinin arkasına bıçak saplayarak lüks otellerin kokteyllerinde içerken onu bunu şey yaparak kendi resmini değerlendirmek, müzayedede kendi resmini değerlendirip daha öncesine geçmek. Herkes birbirinin hiçbir zaman sergi yaptığı zaman benim sergilerime hiçbir ressam gelmiyor benim kokteyllerim açılışıma. Niçin gelmiyorlar? Çünkü şöyle bir şey var. Ben geldikleri zaman beni umursayacaklar. Yani senin farkına varacak hani bir şeyi sen bir de yıkmak istiyorsan onun farkına varmaman gerekiyor. Farkına varmak istemiyor. Senin farkına varmak istemiyor. En sonunda benim en yakın dostlarım bunlar ve bunların hepsiyle beraber yani giderek şöyle bir şey var. Benim yalnızlığım burada dediğim gibi yani Cedip Cansever'in şiirindeki yalnızlığı gibi ben kendimi buluyorum bir yerde. Yani resim şöyle bir olay, sanat şöyle bir olay. Sanat katiyen böyle büyük iç içe, dış içe bilmem neyle yapılan bir olay değil. Sanat kendi no man lands, kendini şeyini ona o şey çekildiğin yer, senin başkalarının olmadığı bir yer, insanın olmadığı bir yer. Öyle bir şekilde yani insanın olmadığı bir yer dediğim zaman ben kendi bahçelerim diyorum buna. Benim hayal bahçelerim bunlar. Hayal bahçemin kapısı kapalı. Ben istediğim zaman çıkarım, istediğim zaman girelim. Yani büyük entrikaların işi değil sanat. Entrikaların böyle dediğimiz çok yakın dostlarımız mesela anılar yazıyor. Başkalarına saldırmak için. Yani aslında böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Ve yani sanatı öyle bir şekilde getirdiler bir yerde anlatabiliyor muyum? Olmadık şeyler, fiyatlar koyuyorlar. Bilmiyorum. Kim şimdi alıyor? Bununla ilgili bir şey soracağım. Bundan bir 20-30 sene önce memurlar belki taksitle galerilere gidip resim alabilirlerdi. Alırlardı yani. Benim ailem alırdı. Ben devlet memuru bir ailenin çocuğuyum. Akrabalarımdan da alanlar olurdu. Ama şimdi bir galeriye gittiğinizde isim birinden resim almak istediğinizde o kadar ciddi bir fiyat politikası uygulanıyor ki belli bir zümre dışında kimsenin alabilmesi mümkün değil o resimleri. Siz sadece seyreder geçersiniz. Buraya bağlar mısınız söylediğiniz şeyi? Tam o konuya giriyordum. Şimdi aslında şöyle bir olay var. Aslında dediğimiz zaman o ilk siz şeyi söylediniz yani 70 yılların sonuna doğru olan. Resim yapılmaya, ressamlar çoğaldı, sergiler çoğaldı, gayet güzel böyle bir şey var. Anlatabiliyor muyum? O süre içinde büyük bu köpürme yoktu yani bu köpürme.
köpürme diyorum yani resmi meta alma. Ondan sonra diyelim ki koleksiyonör bilmem ne ıvır zıvır zaten giderek onlar mesela bir müzeye buldu. İstanbul Modern bilmem ne o Eczacıbaşı. Bütün bunları yapan satan da zaten şeydir yani yaşlı barazdır bir yerde yani onu başlatan falan. Bütün bunlar. Şimdi öyle güzel söylediniz ki yani ben sevdiğim bir şeyi eğer biraz param varsa alabilirim. Yani almak güzel bir şey. Yani bir şeyi özlediğim bir şeyi satın almak, onu evine asmak, bakmak güzel bir olay. Ama bu çok aslında amaç da buydu yani. Yani aslında amaç bir büyük bir imge alışverişi, bir duygu alışverişi. Yani aslında bütün bunların bütün bu kurgu diyorum ben buna. O kurgunun gidip sana ulaşması, bana senin bakışın bana gelmesi yani bir şey yani tek başına resim yapılmaz, tek başına resim yapıp evine asılmaz. Yani demek istediğim şu, büyük bir ikilem içindeyiz, büyük bir diyalog içindeyiz. Ama resmi meta haline getirmek meselesi çok ilginç. Bunu kim yaptı, niçin yaptı ve nasıl oluyor? Yani aslında alan adam bir koleksiyoner diye bir tip yarattılar yani. Bu koleksiyoner aslında parası var. Oradan topluyor. Bunlar daha sonra büyük bir fiyata satmak şeyiyle yani. Ama bunun böyle olmayacağını çok iyi şekilde de anlattılar ama bir süre sonra vakit geçti. Kim alanlar bunlar? Mesela diyelim ki bunu alanlardan çok bunları organize edenler. Yani bunları bu müzayede evi diye, müzayede evleri diye bunları yapan kişileri siz tanıdınız mı? Tanımadınız. Belki tanışıyorsunuz. Bunların hepsi çoğu hiçbir zaman sanatla ilgisi olmayan adamlar. Sanatla ilgisi olmadıkları gibi sanat bilgisiyle, sanatın normal olarak yani kültürüyle de ilgisi yok. Tekniğiyle de ilgisi yok. Bir takım adamlar bunlar bir yerde büyük bir para kazanma şeyi başladı. Yani büyük bir çark bu aslında. Bu çark yaparken değerlendirme kime göre değerlendirme? Yani şöyle bir şey var. Parası olan bir adam, müze açan bir adam resmi benden daha iyi mi değerlendirecek? Hayır. O parası olduğu için o resmi şey yapıyor. Yani demek istediğim şu, sonuç olarak bugün dünyada da aynı şekilde. Diyorsun ki mesela bir öyle fiyatlar bunları yazıyoruz da çok artık güncelik şeyler olmaya başladı. Bir baskenin bir resmi efendime söyleyeyim 90 milyona satıldı. Baktığınız zaman bir grafiti. Nasıl olur? Kim bunu değerlendiriyor? Niçin değerlendiriyor? Belli bir şekilde bir büyük bir şekilde borsa oyunu, büyük bir şekilde bir lobinin para kazanma amaçları, bütün bunlar. Aslında işte sanatın bunlar sanatı öldüren, yavaş yavaş öldüren, kanını akıtarak öldüren bunlar ufak şeyler değil. Bunları büyük bir apokalips bence. Yani sanat büyük bir şekilde kendi kendini yitiren, kendi varoluşunu yitiren, duygu alanlarını yitiren, kendi varoluşundaki şeyi sürekliliği yitiren, nasıl başka bir şekilde yani resmi nasıl değerlendirebiliriz? Yani bunu dilim kurudu. Yani bunu şunu anlatmak istiyorum. Eğer ben Instagram'da bir resim koydum, o resmi bakanlar ne ilginç demiyorlarsa ben bunu sergilemem, bunu koymam bu resmi. Düşünebiliyor musunuz? Aslında büyük bir deneyim bir olay. Tabii ki. Yani şöyle bir şey var. Ben bir alegori yaşıyorum. Bu alegori bana özgü bir alegori ama aynı zamanda çıktığı zaman size gelip değmesi lazım. Resim okunur. Resim bakılır ve okunur. Eğer siz bunu okuyabiliyorsunuz o zaman benim resimle direkt olarak bir ilişki var. Yani bir diyalog var. Bu diyalog olduğu süre içinde resim var. Bir şimdi asıl süremiz hızlı bir saati doldurduk. Öyle mi? Eyvah. Evet. Çok da soracağım başka sorular vardı ama bir tane şimdi tam siz bahsettiniz bunu da sormak istiyorum. Sizin resminizde böyle bir sizin de tabirinizde düşsel bir anlatı var. Hem figüratif imgeler var hem soyut imgeler var. Renkler, renk geçişleri böyle bir sanki birçok evren iç içeymiş gibi bir durum söz konusu. Ve bu tabii ki benim şahsi fikrim. Sanki bu tarz işlerde sanat eleştirisi yazmak en aslında sanatçıyı yaralamaya da müsait bir yere konumlanıyor. Çünkü o kadar
kişisel ki, yani sizin vermek istediğiniz ya da yapmaya çalıştığınız etkiyle karşı tarafın alacağı böyle 180 derece açılabiliyor. Haliyle sanat eleştirileriyle ilgili hem sizin resminize yapılan hem de şu an genel sanat eleştirileriyle ilgili de fikrinizi almak istiyorum. Sanat eleştirisi çok ilginç. Sanat eleştirisi olamaz. Sanat eleştirilemez çünkü şunu gördük ki bir yerde sanat tarihçileri ne resim tekniğini bilir, ne resmi bilir. Yalnız aslında o baktığı kendine göre, kendine özgü bir düşünceyi orada bakar fakat bildiğini yazar. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Sezer Tansu vardı. O aslında sergilere de gitmezdi. Sergiyi görmeden kritik yapardı. Ama o kritik yapan biliyor aslında ne yazılacağını. Ben hiçbir zaman şunu gördüm ki hiçbir zaman bir resim kritiği olamaz. Resim kritiği olamaz. Eğer sen benim resmimi deşifre edebiliyorsan benim gördüğüm gibi o zaman kritik değil. Ona özgü, ona paralel bir tekst yazarsın ve onu okursun. Benim anlattıklarım eğer sana ulaşmıyorsa o zaman benim resmime bir şey yazmak zorunda değilsin. Eğer benim resmim, yani demek istediğim benim hayal bahçeme giriyor musun, girmiyor musun? Olay bu. Yani her şeyde olduğu gibi yani teknik bir dildir. Anlatım, şiir başka bir konu. Yani aslında bütün bu duygu alanları, bütün bu duygu alanlarında eğer bir yerde birleşiyorsak orada kritikten öte çok iyi bir deneme yazmakta fayda var. Ben deneme yazdım. Deneme demek istediğim şu. Yani resim kritiği bitti bunlar. Efendime söyleyeyim artık yine bizi bıktırdı falan diye. Yani bütün şeyler böyle yazılırdı eskiden bir yerde. Zaten onlara hiçbir zaman önem vermediğim için ben bir yerde kendi bakışım, başkalarına bakışım aynı şekilde ama ben sürekli olarak mesela dedim ki Facebook'ta benim bir şey yaptım. Benim hayal müzelerim var. Ben hayal müzelerime kendi beğendiğim ressamları asıyorum. Mesela diyelim benim hayal müzelerimde. Mesela diyelim ki bize hiçbir zaman bana ne hocam ne bilmem ne Mansu Dezerio diye bir ressamı söylemedi. Onlar bilmiyorlardı böyle ressam olacağını. Yani şöyle yani ben Amerika'da bir müzede bir hır çıkarttım. Yani bir yerde bir şey oldu. Orada bir resim gördüm. Bir tuval gördüm. O kadar korkunç bir şekilde etkilendim. Hemen çıkarken onun kütüphanesi kitaplığına gittim. Arıyorum bir kartpostal ben göndereceğim birine. Bakarken şeyde bütün kitap, bütün oradaki şeyler Picasso Matisse. Birdenbire kafam attı. Şeydeki sordum kadına dedim ben şu tuvali arıyorum. Dedi yok. Maalesef niye kartpostalı var ne kitabı var. Dedim niçin? Dedi bunu bana değil müzenin direktörüne sorun. Dedim müzenin direktörünü nerede bulabilirim? Dedi genç bir kadın dedi aslında çok uzakta değil şurada. Gittim dedim ki kadına dedim ki ben şu ressamın şeyini arıyorum. Bir kartpostalını yani kitabını arıyorum. Maalesef yok dedi. Ama şöyle bir şey söyledi. Kadın dedi ki ben de yaptım öğrenimin Paris'te dedi. Sizinle aynı hemfikirdeyim dedi. Bunlar dedi bu müzeyi kurucuları çok milyarder resim koleksiyoneri bir karı koca dedi. Onların Allah'ı Picasso, Matisse, Braque, ne kadar Paris'ten Fransa'dan topladıkları ne varsa dedi. Öteki ressamları dedi onlar dedi hani zenginlik olsun diye o tuvalleri koydular dedi. Aslında bu müzenin dedi ana şeyi gördüğünüz gibi dedi tamamen o devir bir Fransız resmi dedi. Sizinle aynı fikirdeyim dedi. İşte olay bu. Yani olay ne biliyor musunuz? Bizi resim her zaman olduğu gibi sanat nasıl empoze, yani sanata kim bakıyor, niçin bakıyor, kim kimi şey yapıyor, acaba benim resmime
alıcı gözüyle bakıyor mu adam? Yani olay bu. Alıcı gözüyle bakmak bu, benim terimim bu. Yani alıcı gözüyle bakmak, yani sanki alacakmışın gibi bakıyorsun. Severek, acaba sevebilir miyim? Bunu evime asabilir miyim? Olay bu. Yani benim bütün olay şeyimde açıkça eleştiri diye bir şey o yok. Sanat tarihçilerden nefret ediyorum. Sanat tarihçisi diye aslında bir takım ezberlenmiş bir takım şeyler. Hiçbir zaman sanat tarihçisi, sanat tarihi yok. Sanat sosyal tarihi var. Sanat sosyal tarihi var. Hiçbir zaman biz nasıl tarihi yanlış öğrenmişsek normal kendi tarihimizi. Çünkü sosyal tarihimiz yazılmadığı içindir. Resmi sosyal tarihi de yazılmadı. Sosyal tarihin dışında resim bir şey, resim bir sanat, bir diyalektik. Bütün bu diyalektik içinde gerçek resmi kurgulayan, resme şimdi kitaplığında yine bir sürü kitap var. Artık kitaplara da bakamıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Böyle beni şaşırtan, beni yerden yere vuran çok az kitap var. Ben aldığım yıllarda beni etkileyen bazı kitaplara bakıyorum bugün. O kitapları ben aşmışım bir yerde. Ben aşmışım diyorum, çünkü şöyle bir şey var. Efendime söyleyeyim. Güzel, benim kendi müzelerime astığım resimler var. Bunlar hiçbir müzede, çok az müzede var. Çok az müzede var benim demek istediğim. Ama ben bunları koydum, buldum. Ben biliyorum, onların müzelerine gittim. Müzelerde gördüm bu resimleri. Bunları yazmayan, o kitaplara sokmayan kimler biliyor musun? Sanat tarihçileri. Bilmiyorlar resmi. Bilmiyorlar resmi. Ya çok teşekkür ediyorum. Ben etmek teşekkür ederim. Zorundayım. Çok özür dilerim ama çok ilerledik, çok açtık. Yani benim de birkaç tane daha sorum vardı ama onlar da kalıversin artık. Bu çağdaş sanat üzerine çok ciddi ve önemli şeyler söylediğinizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim aslında şöyle bir şey var. Yani bunlar yazıldığı zaman, yani bunlar yazıyor. Ben yazdığım için bu şeyin, yani buna bir saat, yarım saat içinde konuşulmak gerçekten çok güç. Çok güç, çok güç. Yani bunun niçin analizini, niçin sorusunun analizini gerçekten ancak kitap. Yani çok uzun yazmak lazım, öyle uzun konuşmak lazım. Doğru, çok haklısınız, çok haklısınız. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizim programımızın sponsoru biliyorsunuz ki Ponart. Ponart'ın konuk aldığımız tüm konuklarımız için bir eskiz defteri ve kalem seti hediyesi var. Biz onu size Paris'e göndereceğiz. Güle güle kullanın, çizin, bizi hatırlayın. Tamam, teşekkür ederim. Daha yani görüşmek üzere. Yani bitmedi, daha bunu bitiririz yani başka bir şekilde yani. Evet. Ya çok güzel program, böyle bir program olması sevindirici bir olay. Ben hiçbir kez bakmadım çünkü bu televizyon, o televizyon bir şey yok. Bir yerden bakacağım bundan sonra. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki inşallah Türkiye'ye gelişinizde de yüz yüze görüşme fırsatımız olursa da çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sevgiler. Sağ olun. Beyaz Suali bugünlük bitiriyoruz. Bir sonraki Beyaz Suali'de görüşmek üzere. Sevgiler.